Yani bu kadar mücadele ediyorsunuz. Ee, ön saflarda sizsiniz. En çok sizin sevinmeniz gerekir ama öyle güzel bir mesajınız geldi ki, evet kapanıyoruz ama vatandaşı da mağdur etmeyelim dediniz. Ee, aslında hem insani yönünden hem hekim olarak baktınız birçok yönden değerlendirirsek bu kapanma olayını siz nasıl buluyorsunuz? Şimdi öncelikle e, toplumsal hareketliliğin kısıtlanması diyoruz biz tam kapanma demiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu iktidar ne yazık ki güvenlik perspektifiyle bir sokağa çıkma yasağı uygulamasına sınırlıyor uygulamayı. Üstelik bu sokağa çıkma kısıtlamaları da e, özellikle e, zorunlu olmayan üretiminde süreceği şekilde planlanıyor. Gene aynı e, tabloyu gördük. Ne yazık ki imalat üretim devam edecek ve biliyoruz ki örneğin sadece İstanbul'da 50'den fazla işçinin çalıştığı ortamlardaki bulaşma riskinin en fazla olduğu ortamlar bunlar. Ee, ne yazık ki e, istihdam yüzde kırkın üzerinde. Yani biz yüzde kırkın üzerinde insanı zaten bulaşmayla baş başa bırakıyoruz. Ve sonra da alıp onları evine taşımasına neden oluyoruz. Böyle bir sıkıntımız var ne yazık ki. Onun dışında gündelik işlerde çalışanların nasıl bir destekle e, yaşamlarını sürdüreceği muğlak. E, ne yazık ki gene... Ekonomide bir destek verildiği iddia edilse de 638 milyar gibi bir miktardan söz ediliyor. Bunun ancak yüzde biri bu insanlara ulaşıyor. Gerisi krediler vesaire gibi başka bir yaklaşım. Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, ne ile ısınacak? Sularını yani temizlik dedikleri koşullarda suyu ne ile sağlayacaklar? ısınmayı nasıl sağlayacaklar? Bunun hiçbir yanıtı yok ne yazık ki. Dolayısıyla böyle bir uygulamanın yeterli olmadığı muhakkak. Ayrıca çok da geç alınmış kararlar olduğunu ifade etmek gerekiyor. Haftalık ölüm sayılarının 2000'leri binleri aştığı koşullarda biz bu uygulamayı çok daha öncesinde daha vaka sayıları artmaya başladığı anda uygulamalıydık. Ama e, ne yazık ki olmadı. Evet. E, şimdi hemen Sayın Ertuğrul'a da sormak isterim. Sayın Fincancı dedi ki buna bir tam kapanma demeyelim. E, doğru da bir tabirde bulundu. Yani hareketliliği azaltma olarak görelim. Çünkü yeme içme yerleri paket servisi yapacak. Market zincirler pazar günü hariç açık olacak. Evinize yakın yerleri markete gitmeye izin var. Yine insanlar olacak. Her şeyi bir kenara bıraktık. Sayın Fincancı'nın dediği gibi vatandaş, ee, ne yapacak çalışanlar için? Yine imalat sektörü devam edecek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçi hep söylediğiniz gibi alınan her önlem önlemdir. Ama yeterli mi? Ee, aşılamada nasıl gidiyor? Bunu da sormak isterim. Bir de hasta yoğunluğu nedir? Buyurun Sayın Ertuğrul. Ee, öncelikle e, Şebnem Abla'ya teşekkür ediyorum. Ee, hem hocam olarak hem de büyüğüm olarak gerçekten güzel bir açıklama yaptı. Ee, Türk Tepler Birliği bugüne kadar e, her seferinde Salgın yönetiminde bilimin önceliklenmesi ne uyarılarını yaptı. Salgının başından beri anımsarsanız bir dönem artık öyle bir noktaya geldi ki bazıları Türk Türkler Birliği'nin o gerçekçi ve dürüst bilimsel yaklaşımının dan rahatsız olarak kapanmasını bile teklif edecek düzeye gelmişti. Şimdi gördüğünüz gibi ne yazık ki bu ülkede bazıları her zaman bir süre sonra haklı çıkıyor. Ama haklı çıkmak onları sevindiriyor mu? Hayır, bizi sevindirmiyor. Eminim Şebnem Abla da aynı şeyi düşünüyordur. Ne yazık ki haklı çıkmak bizleri sevindirmiyor. Çünkü bugüne kadar binlerce insanı kaybederek bu noktaya geldik. Şimdi buradan çıkarak baktığım zaman olaya bunlar gecikmiş bir kararlar bütünü. Peki bu bir tam kapanma mı? Hayır bu bir tam kapanma değil. Bu bir tama yakın kapanma. Özellikle devlet Kamu sektörünü kapatıyor bir ölçüde, e, onu söyleyebiliriz. Yani kamuda bir hareketlilik azalması olacak e, çünkü e, devletin şu anda yaptığı yegane iş o. Ama özel sektörde, dün İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine baktığınız zaman, e, örneğin inşaat sektörü devam ediyor. Üretim süreci e, bazı a, hani aciliyet olmayan e, iş sektörlerinde süreç devam edecek. Ee, şimdi İstanbul, Trakya gibi böl e, bu bölgelerde özellikle hasta yükünün ağır olması, fazla olmasının temel nedeni e, buralarda sanayinin yoğun olarak bulunuyor olması. Yani veya Bursa, buraları sayabiliriz, Kocaeli, e, Tekirdağ e, sanayinin yoğun olarak bulunuyor olması ve burada insanların e, işte fabrikalarda e, böyle 35 santim, 40 santim aralıklarla o sosyal mesafe gözetilmeksizin Çalışıyor olmaları ve toplu taşımayla sürekli olarak bir insan hareketliğinin olmasıydı. Şimdi biz bunu ne kadar ortadan kaldırılabilir kaldırabileceğiz? Ee, hani ben şu anda onu bilmiyorum ee, çünkü genelgenin daha ayrıntıların olması gerekiyor. Hangi sektörde, hangi fabrika çalışmaya devam edecek? Hangileri tam olarak durdurulacak? Yani böyle baktığım zaman, evet toplumsal hareketlilik belirli oranda düşecek. Düşürecek bu, bu muhakkak özellikle kamu sektörünün e, devreden çıkması nedeniyle. E, ama ben e, özel sektöre de bunun uygulanmasının devam etmesi gerektiğini ve bunun o, olması gerektiğini düşünüyordum. Hani O nedenle buna bir tam kapanma demeyelim, tama yakın kapanma diyelim. Evet, e, sayın, de, Kincancı, bunu... sayın Ertuğrul da sizin söylediğinize çok yakın şeyler söyledi. Tama yakın kapanma sormak isterim e, Sayın Hocam. Şimdi şehirler arası da %50 dolulukla hareketlilik devam edecek. Siz dediniz ki insan hareketlerini azaltmak temel olmalı. E bir yandan da bu devam edecek. İzine tabi otobüsler çalışacak. Yani nasıl olacak? Tabii ki bir önlemdir ama sizce etkili olacak mı? Bunun sonunda yine o e, restoran yeme içme sektörünü bir aç bir kapa bir aç bir kapa insanlar çok daha ciddi sıkıntılara maruz kaldı. Aylar sonrasında artık baş edemiyoruz, bir ay tam kapanıyoruz, her şeyi kilitliyoruz deyip bir İtalya olabilir miyiz? Böyle mi gidiyor, önünü alabilir miyiz? Aşılama da aynı hızla devam ediyor mu hocam? Şimdi gerçekten çok ciddi bir sorun var. Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Bakın bu vakalar yükselmeye başladığında Çanakkale'nin ilk yaptığı iş parkları ve sahilleri yasaklamak olmuştu. ...tamamen bilim dışı bir yaklaşımla hareket ettiğimizi ifade etmek gerekiyor. Ben sevgili e, meslektaşıma, hocama e, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz e, çok üzgünüz bu tabloyla karşı karşıya kalmaktan dolayı... ...ve dün de ifade edildiği gibi 5 binin altına düşüreceğiz vaka sayılarını dendi. E, bu ne demektir? Aslında bizim tümüyle bulaş zincirini kırmamız ve bu vakaları e, en aza indirerek hızla aşılama yapmamız gerekiyor. Ama aşı tedarikiyle ilgili sorun olduğu da ifade edildi gene ve aşılamanın çok yavaş ilerlediğini biliyoruz. Bir e, 1 milyon aşılama yapabiliriz günde demişti sağlık bakanı ama e, 150 binlerde bir ortalama ile ilerledi. Yani 850 bin insanı koruyamadık biz. Aslında ee, biz haftalık 2000'in üzerinde insanımızı yitirerek yaşam hakkı ihlali gerçekleştirdik. Neden? Ee, gecikmelerle. 1 Mart'ta açılmalı mıydı bu ülke? Hayır. 1 Mart'ta da toplumsal hareketliliğin mutlaka sınırlanması gerekiyordu. Biz zaten Şubat'ta yükselme eğilimini göstererek önlem alınmasını ifade etmiştik. Bakın geldik Nisan'a. Bir randevulaşma var. Virüsler randevulaşma hali ile bir salgınla mücadele edebilmek mümkün değil. Salgınla mücadelenin yolu bilime dayanmak zorunda. Bilim insanlarının e, öngörüleri var ve bu öngörülerle hareket etmek zorundayız. Şimdi açık alanları kapatıyorlar ama biliyoruz ki açık alanlarda bulaşma e, çok düşük. Hangi alanlarda bulaşıyor? İnşaat sektöründe çalışan, açık alanda çalışanlarda ve spor müsabakalarında. Kimler kapatılmadı? İnşaat sektörü kapatılmadı. Spor müsabakaları devam edecek. Şimdi neye dayanarak böyle bir yaklaşımla kapanma adı veriliyor buna belirsiz. Dediğimiz gibi bir güvenlik perspektifli kapanma yerine toplumsal hareketliliği kısıtlayacak, sorunlu üretim dışında üretimi durduracak ve tabii ki bunu zaman olarak da 28 gün şeklinde düzenleyecek bir yaklaşıma gereksinim var. Bilim öyle gerektiriyor. Bu dönemde de mutlaka özellikle riski gruplarda testin yaygınlaştırılması gerekiyor. Temaslıların ve hastaların toplumdan ayrılması, kamusal olanaklarla bakımlarının sağlanması gerekiyor. Ve elbette ekonomik destek sunulması gerekiyor insanlara. Tüm yaşamsal gereksinimlerin karşılanacağı bir temel gelir, sağlanmak zorunda. Evet Sayın Ertuğrul testler yeterli mi Sayın Fincancı da söyledi. Yani biz test yapmayıp